Sevgili Çankayalılar, çok değerli kitap dostu konuklar, değerli basın mensupları, Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf İşbirliği'nde düzenlenen 1. Çankaya Kitap Buluşması'na hoş geldiniz. Genelde Ankara ve özellikle Çankaya'nın birçok üniversite ve bilimsel sanatsal oluşumlarına ev sahipliği yaptığını ve Türkiye'nin en eğitimli nüfusunu barındırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki Ankara bu önemli avantajlarına rağmen uygulanan yanlış politikalarla bir bilim, kültür ve sanat merkezi özelliğini giderek kaybeder hale geldi. İşte Çankaya Kitap Buluşması bu olumsuz gidişata bir müdahaledir. Kitap buluşmamızın Ankara'da önemli bir boşluğu kapatacağı ve geleneksel bir etkinlik haline geleceği inancı ve umudu içindeyiz. Kitap buluşmamızın ev sahipliğini yapan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezimiz de ayrıca bu yıl 20. yaşını kutluyor. Bu kutlama, böylesi bir buluşmanın eşlik etmesi ayrıca son derece önemli bir simgesel değere sahip bizler için. 1. Çankaya Kitap Buluşması 5 Ekim tarihine kadar devam edecek. Pek çok önemli yazar ve düşün insanı imza günü ve sohbet etkinlikleriyle buluşmamızı onurlandıracak, renk katacak. Böylesi önemli bir etkinliğe imza atan Çankaya Belediyesi ve Taksava ve işbirlikleriyle çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve konuşmalarını yapmak için Taksava adına yönetim kurulu üyesi Profesör Doğan Tılıç'ı davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sonra Sayın Başkan'a, Çankaya Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Önemli bir buluşma yaptığımızı düşünüyorum. Bir üniversite öğrencisi olarak yaşadığım çok acı bir deneyimi paylaşmak isterim ve tekrar edeyle yaşadığım bir acı deneyim. Öyle zamanlar oluyor ki üniversitede üstelik de iletişim okuyan öğrenciler arasında ve de son sınıfta bana hocam henüz hayatında hiç roman okumadın diyen öğrencilere rastlıyorum. Biz 80 öncesi kuşağız. 80 öncesi bize toplumsal statü kazandıran, bizi önemli, anlamlı insanlar yapan en gösterişli şey bir kitap. Kolumuzun altında bir kitap olması, elimizde bir kitap olması bizi bir kez daha, birkaç kez daha biz yapar. Ve gerçekten de 80 darbesi bu topluma pek çok kötülük yaparken bir de sonraki nesilleri büyük ölçüde kitaptan ayırdı, kitaptan kopardı, kitaptan uzaklaştı. O nedenle ben Çankaya'daki bu 1. kitap buluşmasını son derece anlamlı ve önemli buldum. Bu yüzden Sayın Başkan'a, Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ederim. Biliyorsunuz Taksav olarak Ankara'nın kültür hayatına yaptığımız yine belediyelerimizin desteğiyle, Çankaya'nın yeni mahallenin önemli desteğiyle bir başka kültürel etkinlik var. O da tiyatro festivali. Tiyatroyu Ankara'larda buluşturuyoruz. Şimdi bu ilki ama bundan sonra ikincisinin, üçüncüsünün, 13.'sünün, 23.'sünün olmasını dilediğim bir kitap buluşması yapıyoruz. Ve sizler böyle bir ilke tanık oluyorsunuz. Hoş geldiniz. Ben daha fazla uzatmadan o kitapla buluşmayı, kitapla kucaklaşmayı, kitabın kokusunu, dokusunu hissetmeyi herkese, özellikle de kendi öğrencilerime tavsiye ediyorum. Bu benim öğrencilerim de, öğrencilerimizin de, gençlerim de, kitaptan uzaktan kalanlarla kitapla buluşmak açısından bir ilk adım olsun. Devamı gelecek, bundan eminim. Size bol okumalı, bol kitaplı günler. Teşekkür ederim.
ayrılmak üzere Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdere davet ediyoruz. Evet değerli dostlar, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Taksal'a bu işbirliğinden ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir iş yapıyoruz. Büyük bir eksiği gidermek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Çölleştirilen sanatla, edebiyatla, kültürle çölleştirilen bir Ankara gerçeğiyle son 25 yıldır hepimiz karşı karşıyayız. Ve eskiden kültür kokan Ankara'sı, kitap kokan Ankara'sı, Yüksel Caddesi'nde, Karanfil'de, Konur'da kitapçıların oranın günlük hayatını belirlediği Ankara'sı, Zafer Çarşısı'ndaki o güzelim kitapçılar ve bütün bunların Ankara'nın kültürüne, sanatına etki eden dönemleri hepimiz için geride kalmış görünüyor. Ama buna karşı her zaman Çankaya Belediyesi Ankara'nın kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmak için her zaman varlığını ortaya koydu. Ben de göreve geldiğimden bu yana aynı kararla devam ediyorum. Evet, Ankara'da bir kitap buluşması, bir kitap fuarı gelenekselleşen, her sene aynı tarihlerde büyüyerek gelişen bir kitap fuarı eksiği vardı. Ve biz de Taksal'la birlikte bu çölleşmeye karşı işte bir bu eksiği giderecek bir etkinliği bugün burada hayata geçirmiş oluyoruz. İlkini yapıyoruz. Ben de Doğan abi gibi biliyorum ki bu her sene daha da büyüyecek, daha da gelişecek, daha çok kitlelere, insanlara ulaşacak. Bunlar hiçbir şüphem yok. Bu birincisi, onun için bu birincisi. Önümüzdeki seneler daha büyüğünü hep beraber yine yapacağız. Tabii Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bunun yapılması ayrı bir güzellik. Biz Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin 20. yılını yaşını diyoruz. Ve bu yaz döneminde de Çağdaş Sanatlar Merkezi'miz yapıldığı günden bugüne ilk defa kapsamlı bir tadilattan geçirildi. Çok güzel bir tadilat gerçekleştirdi. Ve şimdi de kitap buluşması için bir aradayız. Ben katılan 35 yayın evine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki senelerde daha büyüğünü, daha güzelini yapacağımızdan hiçbir şüphem yok. Kitap, Doğan abinin dediği gibi kokusuyla, dokunuşuyla, hissetmesiyle ayrı bir ürün. Şimdi internet gazeteciliği var. Şimdi gazetelerin bazılarını internetten okuyoruz. Ama gazeteyi elimize aldığımız zaman gazete okuduğumuzu fark ediyoruz. İnternetten okuduğumuz gazete bir yavan kalıyor. Yine aynı şekilde kitapsız bir dünya düşünmek mümkün değil. Ne kadar dijitale geçse de kitabı ister dijitalden, ister kendisi olarak okumak çok ayrı bir keyif. Evet, yeni kuşaklar roman okumuyor, yeni kuşaklar tarih kitapları daha az okuyor. Ama bu kültür despotizmine karşı hep beraber yine mücadele etmemiz gerekir. Çünkü itiraftan bulunuyorlar. Diyorlar ki ya her şeye gücümüz yetiyordu. Çünkü kültüre, edebiyata, sanata gücümüz yetmiyor. Çünkü kültür, edebiyat, sanat bunlar özgür düşünce, özgürlük gerektirir. Özgür düşünceye sahip olmayan kafalardan da bu işler çıkmaz. Ama kültüre ve sanata, edebiyata da bizler her zamankinden fazla sahip çıkmak zorundayız. Ben o nedenle kitap buluşmamızın çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum. 35 yayın evine bütün yazarlarımıza gelecek olan ve bütün misafirlerimize iyi okumalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın arkadaşlarım, teşekkür ediyoruz ve tabii ki Taksal'a da ve hepinize geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi kitaplarımızla buluşturmaya davet ediyoruz.